71 yokmuş. Allah'ın deli kulu pek çokmuş. Ama sizden delisi, ama bizden delisi hiç yokmuş. Hoppala hoptan, zıppala zıptan. Annem bana bir pelerin dikti. Hop. Kıpkırmızı bir kumaştan. Ben de bir şapka geçirdim başıma. Pelerinin kumaşından. Aa, çok güzel oldu. Çok güzel. Oldum. Kırmızı başlıklı kız. Aa, duyuyor musunuz? Neyi? Duyuyor musun? Bak bak bak. Ne? Ses ne diyor bize? Ne? Ne? Kırmızı başlıklı kız. Gel ormanın derinliklerine. Hiç dağ taş konuşur mu? Konuşmaz. Konuşabilir. Ya bu masal tabii ki de konuşur. Düştüm. Kapıya gelmiş ve kapıyı
Ayşe Fatma kuzular. Yüreceğim sızılar. Açın kapıyı. Ben geldim. Bir mememde süt, yer mememde bal var. Bu ses annemin sesi değil. Hayır değil. Sen annem değilsin. Hayır, sesin çok kalın. Değil. Umudu yankurt. Kuzuları kandırmak için düşünmüş ve gözüne en yakın kulübeyi kestirmiş. Kulübede ne varmış? Kümeste tavuklar varmış. Tavuklar ne yapar? Yumurta. Girmiş, otların samanların arasında aramış. Hayır tavukları vermeyin. Yumurtaları bulmuş, kırıp kırıp içmiş ve sesini inceltmiş. Yine hızlı hızlı gitmiş, kümesinin kapısını çaldırmış. Ayşe Fatma kuzular, yüreğim sızlar, açın kapıyı ben geldim. Çok ince. Hayır, o annem olamaz. İnanmayın değil mi? Ayaklarını göstersin. Ayaklarını görmek istiyorum. Bir aralayan kurt ayaklarını göster. Annem değil. Sen annem değilsin. Hayır. Benim annemin ayakları kar gibi bembeyaz, pamuk gibiydi. Senin ayakların kapkara. Sen annem değilsin. İçine ayaklarını batırmış. Bembeyaz olana kadar beklemiş. Sonra yavaş yavaş dökülmeden kuzuları evine gelmiş. Kapıyı bulmuş. Ayşe Fatma kuzular. Gireceğim sızılar. Açın kapıyı. Evet, sen en değerli misafirimizsin bugün. Buyur.
Dur. Oturur oturmaz. O da ne? Düştüm. Ah kaldım. Ay ya. Daha kötüsü olmuş. Ah, bir anda yandı. Ah, yandı. Ah. Ay kulaklarım. Kulaklarım mı derdi? Ayşe kulaklarımı yer misin? Ay annenim. Ay annenim mi dersin? Ayşe mi patlamı yer misin? Ay ayaklarım. Ay ayaklarım mı dersin? Ayşe mi patlamı yer misin? Kurdun ağzından. Kurt ağzından kuzuları çıkartıp ormanın derin köyüne çok iyiydi. Ağzından Ayşe ve Fatma'yı çıkartan kurt bir daha onların yolunu kesişmemek üzerine ormanın derinliklerine doğru yol almış. Ayşe ve Fatma ve anneleri mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düştü. Biri biz mükemmel anlattık. Biri siz dinleyenlere, biri de annesinden babasının sözünü dinleyen tüm çocuklara.